da o. Ta İsmail Hıdev zamanında İsmail Hıdev'e dediler ki, Mısır genel valisine Hıdev diyorlardı. Bizim Osmanlı'ya bağlıydı. İsmail Hıdev Süveyş kanalını açtı. Bir takım yenilikler, bir takım şeyler. Ve ondan sonra da dedi ki Eser alimlerini çağırdı. Dedi ki, siz bana diyorsunuz ki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Bu ayetleri bana okuyorsunuz. Tamam. Ben size söz veriyorum. Bana bir mecelle yapın. Getirin. Allah'ın ahkamı neyse ben onu tatbik edeceğim. Ben Avrupa'dan kanun iskal etmeyeceğim. Siz bana getirin. Eser alimlerini topladı. Sizin maaşınız benden, teşrifatınız benden. Hizmetlerin hepsini yüksek seviyede temin ediyorum. Siz böyle bir mecelleyi ne zaman hazırlayacaksınız? Bu benim dediğim 1860'lar. 1860'larda yani. 63'ten sonra. Fakat önüme gelecek mezel mecellede taassup olmayacak. Taassup kabul etmem. Nasıl taassup? Mezhep taassubunu kabul etmem. Ama ben alim değilim. Siz kendi aranızda anlaşın. İsterseniz hepsini Hanefi'den alın. İsterseniz hepsini Şafii'den alın. İsterseniz Maliki'den alın. İsterseniz karma yapın. Ben buna karışmıyorum. Önüme gelecek mecelle kesin olacak. Bunun hükmü budur. Yok Hanefi'ye göre şöyle, Şafii'ye göre böyle, Maliki'ye göre böyle. Ben bunu tatbik edemem ki ya. Kim Şafii, kim Maliki? Herkes istediği zaman mezhep değiştirme hürriyetine sahip değil. Evet. Ben nasıl tatbik edeceğim ya? Adam bakar ki ya iş aleyhinedir. Yok ben Hanefi'yim diyecek. İş aleyhine değilse Şafii'yim diyecek. Nitekim Fasli bir alim kitabında yazıyor. Diyor ki bizim ülkede diyor, memlekette diyor, bir diyor, genç diyor bir kız kaçırdı diyor. Bir kızı kaçırdı diyor. Fakat diyor yakalandı diyor. Yakalanınca diyor kızın babası, tabii bunlar Şafii. Şafii de veli, baba veliye mutlaktır, veliye mücbirdir. Yani onun izni olmadan kız kaç yaşında olursa olsun evlenemez yani Şafii'ye göre. Baba veliye mücbirdir. Onun için baba diyor kızını almak istiyor. Mahkeme günü diyor herkes, oğlan tarafı da kız tarafı da hepsi mahkeme kapısında, bunu kitabında yazıyor Fasli bir alim. Hepsi mahkeme kapısında toplandı diyor. Fakat diyor kızla oğlan da boş durmamışlar. Onlar da gitmiş tanışmış. Demişler ki çünkü onların evlenme boşanma işlerine bakan şeriat kanunlarına göre. İki türlü kanun var orada. Yani evlenme boşanma aile hukuku İslam'a göredir. O fasıdır dünüste cezayirse. Diğer şeyler de medeni hukuk da o bir şey Avrupa kanunlarına göredir. Onları da boş durmamışlar, onları da danışmışlar. Bir bilan da demiş ki, bak demiş, siz deyin ki biz mezhep değiştirdik, biz Şafii'den Hanefi'ye geçtik. Hanefi'de baba hiç izni olmasa da kız 18 yaşındaysa, baliga ise evlenebilir. Onlar da hazırlığını böyle yapmış. Mahkeme günü bir baktık ki ya diyor, baba diyor hakimin oradan böyle küplere binmiş, böyle ateş parçası gibi çıktı. Elini böyle birbirine vuruyor. Tahannefetil kelbe, tahannefetil kelbe. Elini birbirine vuruyor, diyor ki ne oldu? Ya diyor bizim köpek kız gitmiş Hanefi olmuş. Bizim köpek kız tahannefetil kelbe, tahannefetil kelbe. Bizim köpek kız Hanefi olmuş. Artık ben bir şey yapamayacağım diyor. Kız benim elimden çıktı diyor. Şimdi yani eğer bu böyleyse, mezheplerin ihtilaf varsa devlet şeysinde bu işin bu tatbiki mümkün değildir. Herkes diyecek ki ben buna geçtim, diyecek ki buna geçtim. Peki hocam Alime İsmail Hidive ne cevap verdi? İşte süre bitince İsmail Hidive bunları çağırdı. Mecelleyi getirin dedi. Vallahi demişler ki, bunu kim anlatıyor biliyor musun? Kim anlatıyor hocam? Mısır Temiz Mahkemesi eski reisi Abdülkadir Avdu anlatıyor kitabında. Temiz reisi eski
Abdülnasır bunu astı yani. Ha. Cemal Abdülnasır'ın astırdığı ha, işte o. Ve o da fakat bu Müslümanların bu eksikliğini, bu taassup yüzünden neler çektiğimizi o da itiraf ediyor. Ve diyor onları çağırdı süre bitiminde, dedi ki mecelleyi getirin. Aa, heyet dedi ki vallahi mecelleden bir madde bile yok. Aa, siz ne yaptınız? Vallahi biz anlaşamadık. Niye? Şafiler dediler ki hepsi Şafi'ye göre olacak. Biz hiç taviz vermeyiz Şafii içtihadından. Hanefiler dedi ki yok hepsi Hanefi'ye göre olacak. Malikiler hakeza. Hanefiler dedi ki bizim imamımız İmam-ı Azam'dır. En büyük imamdır. Onun için bunun dışında bir içtihat kabul etmiyoruz. Şafiler dedi ki sizin imamınız ne? Müsnedi bile yoktu onun imamınız Hanefi'nin. Sonradan yakıştırma bir müsned yapıldı. Bütün müsned müelliflerinin %90'ından fazlası hepsi Şafii'dir. Siz nerede, biz nerede? Malikiler dediler ki bizim imamımız Medine imamidir. İşin tam karargahında yetişmiş bir insandır. İslam neyse o hepsinden daha iyi biliyor. Hanbeliler dediler ki yok biz Şafii'nin kavle kadimini eski içtihadını alıyoruz. Zafarani'nin ve Ebu Sabr'ın aldığı rivayetleri alıyoruz. Şafii kavle cedidine göre yani Irak'tan Mısır'a geldikten sonra içtihadını değiştirmiş kavle cedid demiş. Kavle cedid olmaz. İkide bir fikir değiştirme olur mu? Eski içtihadı bu işte. Hanbeli içtihadı da o. Şafii'nin kavle kadimi. Kendi herkes önceli. Kendi mezhebi, kendi mezhebimizden taviz yok. Taviz yok nedir? Bütün bir süre çekişme var, tartışmayla geçmiş, bir madde bile kaleme alınmamıştır. İsmail Hıdır bunlara diyor ki, yahu benim hakkımda da biraz insaflı olun. Siz beni, İslam kanunlarını tatbik etmezsen, kafirsin, zalimsin, fasıksın. Küfür itham ediyorum. Kur'an'ın bu ayetlerini bana okuyorsunuz. Ha? Güzel ya, elime de bir şey verin de ya, ben tatbik edeyim ya. Öyleyse siz beni mecbur ettiniz. Ben Avrupa kanunlarını ithal edeceğim. Bu ülkeyi onunla yöneteceğim. Dedi diyor. Abdülkadir Avde Febekev diyor. Ağladılar diyor, ağlasınlar diyor. Ellerine geçmiş fırsatı böyle heba ettiler diyor.